Türk Hava Yolları ailesinin değerli yöneticileri, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türk Hava Yolları yönetici zirvesinin havacılık sektörümüz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamız son 3 yıldır koronavirüs salgını ile başlayan, ardından bölgemizdeki sıcak çatışmalarla devam eden sancılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz havacılık gelmektedir. Türkiye salgının sağlık boyutunu nasıl başarıyla yönetmişse hava ulaşımı ve taşımacılığı yönünde de aynı başarıyı yakalamıştır. Türk Hava Yollarımız vakitlice aldığı tedbirler ve salgın döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar sayesinde krizi en az hasarla atlatmıştır. 2021 yılı yaralarımızı sardığımız bir sene olarak kayıtlara geçerken 2022 özellikle hamdolsun havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Nitekim İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkemiz havalimanlarından gerçekleşen yolcu sayıları bunu açıkça gösteriyor. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı 2022 yılında da Avrupa yolcu trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Hemen her gün uluslararası basında ve sosyal medya mecralarında İstanbul Havalimanımızla ilgili gözümüzü kabartan bir habere rastlıyoruz. Sadece İstanbul Havalimanı değil, sayısını 26'dan alıp 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri konforuyla, teknolojisiyle, mimarisiyle ve diğer imkanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Daha 15-20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olan Türkiye bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor. Elbette bu başarı hikayesinin yazılmasında bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın ve siz yöneticilerinin çok önemli katkısı bulunuyor. Hava yolunu halkın yolu haline getirdiğimiz son 20 yılda kanatlarınızı 5 kıtadaki 129 ülkeye genişleterek ülkemizin en değerli markası oldunuz. Türk Hava Yolları'nı dünyanın en değerli ilk 10 hava yolu arasına taşıyarak hepimize büyük bir gurur yaşattınız. İnsanımıza umut vermek yerine sürekli karamsarlık aşılayan felaket tellallarını aldırmadan azimle, inançla, samimiyetle çalışarak milletimizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdünüz. Her birinizi emekleriniz ve gayretleriniz dolayısıyla tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te Türk Hava Yollarımızın da 90. yaşını kutlayacağız. Bu iki önemli yıl dönümünü hakkıyla değerlendirmemiz için tempomuzu artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye'yi ve Türk milletini dünyanın dört bir yanında temsil eden siz kardeşlerimden çalışmalarınızı bu hassasiyetle yürütmenizi bekliyorum. Kabin ve kokpit ekiplerinden teknisyenlere, satış ekiplerinden ofis çalışanlarına kadar tüm Türk Hava Yolları ailesine Başarılar diliyorum. Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini sizlerin de çabalarıyla inşallah yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümid ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.